İnsanoğlunun uçma tutkusu çok eskilere dayanıyor. Belki ayakları üzerinde durup başını gökyüzüne çevirdiği o ilk günlere kim bilir. İnsan aklıyla yerin ve göğün bilgisine ulaştıkça gereksinim ve isteklerini karşılayacak araçları adım adım keşfetti ve üretti. En büyük tutkularından birini gerçekleştirecek aracı, yani uçağı icat etmesi ise gerçekten uzun bir yolculuğun en görkemli duraklarından biri oldu. Bilim tarihindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bu büyük buluşun öyküsüne doğru yol alacağız bugün. İnsanoğlunun uçma tutkusunun yüzyılları aşan serüvenine. Hezar Fen kanat takıp Galata üstünden uçtu mu, yoksa anlatılanlar sadece öykü mü, bilinmez. Ama insanoğlunun gökyüzüne ilk başarılı yolculuğu bir balon sayesinde gerçekleşti. İlk balonu da Fransız kağıt üreticisi Joseph ve Etienne Montgolfier adında iki kardeşin yaptığı biliniyor. 1783 yılında yaşadıkları Anon kenti sakinlerinin şaşkın bakışları önünde kumaş ve kağıttan yapılmış bir balonu ateşten elde ettikleri sıcak havayla doldurup serbest bıraktılar. 1828 metreye kadar yükselen balon 1,5 kilometreden fazla yol kat ettikten sonra içindeki havanın soğumasıyla tekrar yeryüzüne indi ve hemen indiği yerde onu şeytan sanan çiftçiler tarafından parçalandı. Uçan icatlar devri başlamıştı. Ancak buhar makinalarından daha hafif ve güçlü olan benzin motorunun bulunmasına kadar havadan ağır ve kontrol edilebilen bir uçan makineyi kimse yapamadı. Amerika'nın orta batısında yaşayan bisiklet üreticisi Wilbur ve Orville Wright adlı iki kardeş bu hedefe ulaştılar ve dünyayı sonsuza kadar değiştirdiler. Onların Kitty Hawk kumsallarındaki ilk uçuşlarından 10 yıllar sonra uçak yolculuğu alışılmış bir fikre dönüştü. İnsanoğlunun kaderini değiştiren bu büyük mucitlerin uçma tutkusu çocukluklarına dek uzanıyordu. Wilbur ve Orville uygulayarak öğrenmenin teşvik edildiği sıcak bir aile ortamında yetişti. Babaları Milton Wright bir psikopostu ve işleri nedeniyle genellikle evden uzaktaydı. Döndüğünde çocuklarına armağanlar getirir, dolaştığı yerleri anlatarak ufuklarını genişletmeye çalışırdı. İki kardeş önce matbaacılık alanında denedi şansını. Gazete çıkarma girişimlerinin üst üste hüsranla sonuçlanmasının ardından 1894 yılında bisiklet bakım ve satış işine girdiler. 1896 yılına gelindiğinde kendi bisikletlerini üretmeye başlamışlardı. Aynı yıllarda uçağın icadına giden yolu açan birkaç gelişme gerçekleşti. 1897'de Avrupa'da Carl Benz ve Gottfried adlı mühendisler benzinli motorlarla çalışan arabalar ürettiler. Başka bir Alman mühendis Otto Lilienthal ise başarılı planör modelleri üretmeye başlamıştı. Lilienthal önce kuşları inceleyerek işe başladı. Kardeşiyle birlikte tahtadan yapılmış giyilebilen kanatlar yaptı. 1891 yılında deneysel bir planör geliştirdi ve atladı. Düşmedi, önce 91 metre, sonraki deneylerde ise daha uzaklara uçtu. Lilienthal, ünlü Wright kardeşlere yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştığında planörüne artık bir motor eklemeyi düşünüyordu. Ancak bunu deneme fırsatı hiç olmadı. Ağustos ayında bir uçuş sırasında planörün kontrolünü kaybeden Lilienthal 15 metre yükseklikten yere çakıldı.
Lilienthal'in tüm ülkeye yayılan ölüm haberi, Wright kardeşlerde bir şeylerin değişmesine neden oldu. ...1896 yılında gazeteler uçan makine haberleriyle dolup taşıyordu. Wilbur ve Orville tüm bu araçların bazen uçsalar da kontrol edilemediğinin farkındaydılar. Bir pilotun uçağın kontrolünü nasıl sağlayacağını düşünmeye başladılar. 1889 yılında Wilbur kanatların sağa sola kıvrılabileceği basit bir sistem tasarladı. Bunu ilk olarak bir uçurtmada ve ardından yapacakları tüm planör serilerinde uyguladılar. Uçuş denemeleri için Atlantik kıyılarında Kuzey Carolina'nın Kitty Hawk kumsallarını seçtiler. Rüzgar planörü uçuracak kadar şiddetli, yer de yumuşak kumlarla kaplıydı. 1900 ve 1901 yılında denedikleri iki model başarılı olmayınca bir rüzgar tüneli yapıp en uygun kanat şeklini belirlemek için deneylere giriştiler. 1902 uçuş sezonuyla birlikte üçüncü planörleri kontrol edilebilir bir uçak haline gelmişti. Ve Eylül 1903'te Wilbur ve Orville tümüyle kontrol edilebilir, başarılı bir motorlu model yaptılar. Adı Wright Flyer olan model uçmuştu, ancak kontrol edilmesi yine de çok güçtü. 2 yıl boyunca uçuş üzerine uçuş yaptılar ve uçaklarını geliştirdiler. 1905 Eylül ayında Flyer 3, 19 kilometrelik yolu hiç ara vermeden uçmayı başardı. Ve o yılın sonunda yarım saat, yani uçağın yakıtı bitene kadar havada kalmayı başardılar. Wright kardeşler artık uçmasına uçuyorlardı ama yerel halk dışında pek tanınmıyorlardı. Tarlasıyla uğraşırken başını kaldırıp havada dönen bu garip cisme bakan birkaç çiftçi dışında bu büyük çabanın tanığı yok gibiydi. Wilbur ve Orville artık değerli bir şey keşfettiklerinin farkına varmışlardı. Piyasaya çıkmanın vakti gelmişti. 1905 uçuş sezonunun ardından Wright kardeşler uçan makinelerini satma teklifiyle Amerikan Savaş Bakanlığı'yla ve İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya'daki kimi kişilerle ilişkiye geçtiler. Ancak hükümet onların kaçık olduklarını, ötekilerse iki bisiklet tamircisinin yapabildiğini, kendilerinin de yapabileceğini düşündü. İlk adımı iddiaların doğru olup olmadığını araştırmak için birini görevlendiren Fransa attı. Yanıt kısa sürede geldi. Bu iki çılgın gerçekten uçabiliyorlardı. İşler açılıyordu. İlk olarak Amerikan ordusu 1907 yılında bir uçak siparişi verdi. Bundan yalnızca birkaç ay sonra da bir Fransız iş adamından sipariş aldılar. Amerikan ordusu ve Fransız müşterinin her ikisi de yolcu taşıyabilen bir uçak istiyorlardı. Wright kardeşler de 1905 model Flyer'larına iki koltuk yerleştirdiler ve daha güçlü bir motor taktılar. Bu düzeltilmiş modeli yine Kitty Hawk'ta gizlilik içinde test ettiler. Ardından Wilbur Fransa'ya, Orville de Virginia'ya gitti. Burada başarılı geçen günlerin ardından Amerika'ya döndüklerinde büyük bir kalabalığın muhteşem törenleriyle karşılandılar. Ünleri artık Amerika'da da yayılmıştı. Siparişler birbirini kovalıyordu artık. Wright kardeşler Atlantik'in her iki yanında da bir uçak fabrikası ve uçuş okulu kurdular. Ancak uçaklarını bir kez halka gösterdiklerinde hemen kopyalarının yapılması kaçınılmazdı ve yapıldı da. Ardından da patent yarışı başladı. Ancak mahkeme Wright kardeşlerin lehine karara varmıştı. Bütün bu tatsız gelişmeleri bir de gösteri çılgınlığı izleyecekti. Uçuş sergilerinde büyük paralar kazanılıyor ve izleyiciler hareket görmek istiyorlardı. Wright kardeşler kalabalığı tatmin etmek için
daha yükseğe uçabilen, hızlı ve riskli uçuşlar yapabilen pilotlar kullanmaya başladılar. Kaçınılmaz olarak da kazalar ve pilot ölümleri baş göstermeye başladı. Bu da Wright kardeşlerin prestijlerinin düşmesine neden oldu. 1911 ile birlikte de bu alana gösterilen ilgi yepyeni uçuşların, yeni makinelerin ve dolayısıyla yeni rakiplerin ortaya çıkmasına neden oldu. Wright uçakları artık uçan en iyi makineler değildi. Wilbur 1912 yılında tüm bu yasal sorunlar ve iş nedeniyle bunalıma girdi. Kısa bir süre sonra da tifoya yakalanarak öldü. Orville'in de uçak işine kalbi daha fazla dayanamadı ve 1916 yılında Wright Company'yi satarak Dayton'daki küçük laboratuvarında buluş yapmaya geri döndü. Burada uçakların gelişmesine yardımcı çalışmalar, uçakların dalmaları sırasında yavaşlamasını sağlayan mekanizmalar ve füzeler tasarladı. Kısacası oyalandı. Sonraları Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi NASA olacak olan Ulusal Havacılık Komitesi'nin danışmanlığını yaptı. Orville'in son büyük projesi yine bir uçaktı. 1905 yılında yaptıkları Flyer 3'ü yeniden yaptı. Ancak bu uçağın uçuşunu görmeye ömrü yetmedi. 1948 yılında evinin kapısının zilini onarırken bir kalp krizi sonucu öldü. Bilimin serüveni önümüzdeki bölümlerde devam edecek.